Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz hava savunma gücümüzün modern çağ geçirmiş ve geçirmeye de devam edecek olan Milli Herix Hava Savunma Sistemi. Yeni teslimatlarıyla bu sistemi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Modern orduları diğer ordulardan ayıran en büyük özelliklerden biri organizasyon yetenekleridir. Siz ne kadar kaliteli organize olabilirseniz savaş alanında o kadar etkin ve üstünsünüzdür. İşte bunu tabur ve ülke boyutunda kontrol altında tutabilmek de kolay bir iş değil. Her sistem, her araç, her asker koordinasyonu sağlamalı ki açık verilmeden bir duvar oluşturulsun. Diğer konularda olduğu gibi hava savunma sistemlerinde de bu kural geçerli. Bütün sistemler ortak bir paydada birleştirilmeli ki aşılması zor bir hava savunma tabakası oluşturulsun. Alakasız bir radar bile olsa onun gördüğünü başkası vurabilsin. İşte bu amaçla yapılan milli sistemimiz ise Herix Hava Savunma Sistemi. İhtiyaçlar doğrultusunda 1998 yılında yapılmaya başlandı ve 2001 yılında ordumuz tarafından kullanılmaya başlandı. Yapılan yeni geliştirmeler, eklenen sistemler ve bu yıl yapılacak teslimatlarıyla da son halini alacak. Peki nedir bu Herix? Herix, hava savunması için bir komuta kontrol sistemidir. Hava savunma radarlarından aldığı bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı hava resmini oluşturur ve bunu bütün birimlerle paylaşabilir. Hangi birimin savunma yapacağını, hedeflerinin koordinatlarını sistemlere sürekli olarak iletir. Aynı zamanda hava haritasını çıkardığı için de eksik olan yerlerin tespitini yaparak yerleşim planlarının hazırlanmasına da destek sağlar. Nasıl çalışır? Fotoğrafta çok geniş bir ağa sahip olduğunu görüyorsunuz. Etkili ve geniş bir ağ. İlk olarak temelde savaş alanına yakın bulunan bütün bilgilerin toplandığı bir kamyonumuz var. Kendisi kontrol ve koordinasyon merkezi. Bu kamyon diğer merkezlerle, karar organlarıyla sürekli irtibat halinde. Hedefimizde yüksekten uçan bir jet ve bir de alçaktan uçan bir helikopter olduğunu düşünelim. Sistem buna karşı nasıl işler? İlk olarak uzun menzile sahip olduklarından dolayı bunları ilk fark edecek sistemler AVAX uçaklarıdır. Radarları bu hedefleri fark etti, dost düşman ayrımını yaptı ve bilgiyi aldı. Şimdi bunun iletilmesi lazım. AVAX uçağımız Erimay dediğimiz erken ihbar aracına bu ilk bilgiyi iletir. Erimay'da küçük bir süzgeçten sonra bu bilgiyi kontrol merkezine iletir. Kontrol merkezinde birçok program ve altyapı bulunduğu için bu sisteme karşı ne yapılabileceği derhal simüle edilir. Örneğin DFID dediğimiz milli programla gelen hedefler görsele aktarılarak 3 boyutlu senaryo oluşturulur. Daha sonra buna karşı ne kullanılabileceği hakkında da senaryolar oluşturularak en iyi karşı saldırı tekniği tespit edilir. Üstelik bunlar saniyeler içinde yapılmakta. Ama düşman jeti de boş durmadı ve ilerledi. Üstümüze de bir füze ateşledi. Bu sefer yaklaştığı için yer radarlarımızın da menziline girdi ve onlar da tespitini yaptı. Bu bilgi derhal tabur atış kontrol merkezine sürekli olarak iletilir. Atış kontrol merkezi de ana merkezi iletti. Burada bir sürü bilgi oldu. AVAX'tan radarlardan gelen bu bilgiler yazılımlar yardımıyla saliseler içinde birleştirilir ve sürekli kesin bir bilgi oluşturulur. Aynı anda farklı kaynaklardan gelen bilgilerin birleştirilmesi, radarların yanıltılması ihtimalini de minimuma indirmiş oldu. Jetimize dönelim. Hala havada ve bir de füze var. Merkezde ikisinin de derhal vurulması kararı verildi. Hisar O sisteminin şimdilik ordumuzda kullanılmaya başlandığını varsayalım. Merkezdeki bu bilgi tabur atış kontrol sistemine, oradan da en yakın Hisar O'nun batarya kontrol merkezine ulaşır. Bu Hisar hem merkezden hem de kendi radarlarından gelen bu bilgiyi kullanarak füzesini ateşledi. Ama düşman jeti bunu erken fark ederek Hisar'ın menzil zaafından da yararlanarak kaçtı. Bu geri bildirim derhal batarya merkezinden tabura, oradan da ana merkeze ulaştı. Merkez F-16'ların devreye girmesine karar verdi ve Erimay aracını kullanarak AVAX'a ulaştı. AVAX da F-16'lara konum vererek bölgeye yönlendirdi. F-16'lar bölgeye gide dursun, ondan öncesinde bize doğru gelen bir füze var ve çok yaklaştı. Bölgedeki Hisar A sistemiyle durdurabileceğimiz tespit edildi. Bu bilgi ordu merkezine, oradan da Tugay Harekat Merkezi'ne iletilir. Hisar A bu bilgiyi alır, kendi radarlarıyla birleştirir ve atışını yapar. İsabet! Füzenin ateşlenmesinden saniyeler sonra Herix sayesinde bütün sistemlere bunun haberi verildi ve önlemleri alınmıştı. Aynı dakikalarda F-16'larımızın da hava füzeleriyle jeti düşürdüğü haberi geldi. İşte organizasyon. Tabi hala bölgede uçan bir helikopter var ve Hisar gibi sistemler vurmasın diye alçaktan uçmakta. Üstelik bölge dağlık olduğundan düzgün hava savunma sistemi konuşlandırılmamış. Sadece askerler portatif sistemlerle sahada. Böyle bir durumda bile Herix sayesinde bunun üstesinden gelinebilir.
Ana merkez bu bilgiyi ordu merkezine, oradan tugay merkezine, asker seviyesinde hava savunma olduğu için oradan da kısım merkezine iletir. Askerlerimiz de Stinger gibi füzelerle bu bilgiyi kullanarak helikopteri vurabilir. İşte size TSK'nın sadece hava savunması için organizasyon seviyesi. Onca sisteme rağmen saniyeler içerisinde verilen kararlar ve yapılan atışlar. Şu anda bu sistemin uzun mesafe hava savunma kısmı olmadığından biraz açıkta kalsa da S-400'ün görevine başlamasıyla ve hisarların da tamamlanarak eklenmesiyle bu sıkıntı da giderilecek. HERX eklenebilir mimaride inşa edildiği için farklı radarlar ve sistemlerin entegresi yapılabilir. Hatta belki geçenlerde Ukrayna'dan aldığımız gelişmiş radarları da bu sistem için kullanacağız. Bilemeyiz. Sonuçta ordumuz gelişen teknolojiyle birlikte hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kendi savunma sanayimizin bu altın çağında çok daha fazlasını görmek dileğiyle. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.